Ah sevgili dinleyicilerim. Buldum. Bu benim kızdan çektiğimi siz bir bilseniz. Çok. Şöyle. Var ya hayatta buraya da bırakır kaçarsın. Sevgili izleyicilerim, bugün size çok güzel bir börek yapmayı, yani börek tarifi vermeyi umuyorum. Sizin de beğenerek sofranıza koyacağınıza inanıyorum. Şöyle yarım bardaktan az yağımız var. Sonra bir bardak sıcak suyumuz var. Çünkü sıcak su, sütümüz soğuk olduğu için sıcak su koyarsanız dengeler. Sonra bir bardak sütümüz var. Bir paket mayamız var. Sevgili izleyiciler, ben mayayı fazla alıp her zaman markete gitmemek adına İki tatlı kaşığı şekerimiz var. Kızım biraz daha tam doldur. Sonra iki tane yumurtamız var. Yumurtamızı beyazına şöyle kırıyoruz içine, sarısını dışına olmak üzere ayırıyoruz. Kahvaltılarda, beş çaylarında, hatta yani öğlen yemeğinde bile yiyip tüketebileceğiniz harika bir börek olacak. Bakın şöyle yaklaşık 1,5 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bunları şimdi iyicene çırpacağız. Sevgili izleyicilerim, bugün çayımı da içemedim. Allah razı olsun herkesten. Benim dişlerim az diye benim çocuklarım hemen kahvaltıyı yapıyorlar. Haydi mısın fırlayıp gidiyorlar. Ben de kalıyorum böyle yarı dişsiz. Onlara yetişebileyim diye hemen habur habur. Bakın şeyimiz eriyor. De hastaneye girmeye çalışıyorum diyor. Sevgili izleyicilerim, ne kadar un ölçüsü vermiyorum. Çünkü bu hazırlamış olduğumuz karışımı yani normal bir şey olana kadar, hamur olana kadar çok böyle katı taş gibi de değil, çok böyle cıvık da değil. Ele yapışmayan bir hamur olana kadar onu ilave edeceğiz Allah izin verirse. Bakın böyle karıştıra karıştıra. Sevgili izleyicilerim, henüz daha kahve faslına geçmedim. O gün sevgili izleyicilerimden bir tanesi benim kavanozla içtiğimi söylemiş. Ben açlık zamanımda oturup çay içme, kahve içme fırsatım olmadığı için ben büyük kupalarda, gerçekten büyük kupalarda, bakın bu benim kupamın bir küçüğü, yani çay içtiğim kupa. Büyük kupalarda içmeye alıştığım için ben öyle çok sıcak içemiyorum. Niye? Çünkü hiçbir zaman sıcak çay veya sıcak kahve içme şansım olmadı benim. Sabahları mutlaka ben çok hızlı çalıştım aşçılığında. Çünkü yemeklerimi yetiştirmek zorundaydım. Bu da bana yılların verdiği bir alışkanlıktır. İlginize ve beni düşündüğünüz için de teşekkür ediyorum.
İşte tamam. Yani yaklaşık herhalde. Sevgili izleyicilerim, bakın gayet güzel kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağım. Ama önce bir elimi yıkayayım, ondan sonra. Böyle güzelce hem streçle kapattık ve böylece mayalanmaya bırakacağız. Yani yaklaşık yarım saat kadar. Onu da getireyim, nereye koyayım, nereye koyayım. Anne, hamur gitmiş. Ne? İlgilenmedin benim hamurla. Ya ne bileyim ben, öf. Ben hamur başı mıyım? Hamur başı değilsin. Sır. Kolay gelsin anne, ne yapıyorsun? Sevgili izleyicilerim, şimdi hamurumuzu yoğurdum, pazara gittim, geldim. Şimdi içine 250 gram göğüs, tavuk göğsü. Ama kendim bütün tavuk alarak göğsünü kendim çıkardım. Siz doğranmış hazır da alabilirsiniz eğer yapamayacağız diyorsanız. Bakın çok küçük doğruyorum. O kadar küçük doğruyorum ki minik minik. Şimdi bunları böyle minik doğrayarak da şey yapacağım. Börek içi hazırlayacağım. İnşallah aşama aşama göstereceğim. Bakın tavuk göğsünü nasıl çıkardım. Çünkü hazır aldığınızda bu kadar küçük doğramıyoruz. Allah razı olsun tavuk kasaplarımız. Koca koca doğuruyorlar. Onun için de ben eve gelince başka, bir iş daha etmeyeyim dedim. Başka. 4 tane mantarımız var. 1 tane patatesimiz var. 1 tane soğanımız var. 1 tane yeşil biberimiz var. 1 tane de kırmızı biber. 1 tane kırmızı biberimiz var. 1 tane domatesimiz var. Ne yapacağım? Bu hamur beni korkutuyor. Bu hamur harika olmuş. Sen yaparsın da harika olmaz mı? Bakın sevgili izleyicilerim, gayet küçük ince. İnce patatesleri de doğruyorum. Baksana. Çeker yoğurdu. Bakın hamur işi çeker. Babanın. 1 saat sonra hazır. 1 saat sonra gel yeğenim. Ne yapıyorsun, mantar mı doğruyorsun? Evet. Bakın küçük küçük doğradığımız patateslerimiz, soğanlarımız ve mantarımız. Bu bunda biraz zor karışacak gibi duruyor. Yani bir kabalarız, sıkıntı olmaz. Hayırlısı. Kaç kap değiştirdim ben de anlamadım. Şimdi bir tane biberimiz. Anne o biber acı, önce bir bakar mısın acı mı tatlı mı diye. Hiç acı değildir. Bir bak öyle, çocuklar yemiyor. Acı değil. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz. Domatesi de doğramışsın. Evet, domatesi de doğradım. Şöyle birazcık yağımız. Bak yarım fincan, çok değil. Bakın fincanın yarısı. Ondan sonra biraz şöyle bol yerine getirelim bunu. Ey Allah'ım, cebelleştim. Tamam. Şöyle bolca karabiberimiz. Güzelce ne harmanlıyoruz hepsini. Ya. Bakın böyle güzelce karışımımız hazır. Şimdi hamura geçeceğiz değil mi? Evet. Şimdi masamızın ucunu unladık. Benim sevgili izleyicilerim, benim hamur filan olmuş. Filan buradan patlamış ve almış başını gidiyor. Nereye gidiyorsa. Bakın sevgili izleyicilerim, ne kadar güzel bir hamur olmuş. Ne çok cıvık ne de çok katı. Olması gerektiği gibi. Bir hamur. Şimdi bunu şöyle ezleyeceğiz. Bakalım göreceğiz. Bezilerimizi biraz büyük tutalım ki niye çok büyük tuttun anne? Yok. Sevgili izleyicilerim, şimdi şöyle
Açacağız ama çok ince de değil, çok kalın da değil. Hani böyle mesela bezi dinlenince siz merdaneyle de açabilirsiniz. Çünkü çok ince açmayacağız. Şöyle güzelce de yağlıyoruz. Yalnız lütfen yağınız sıcak olmasın. Şöyle bu kadar yeter. Ben her zaman için çok yağ kullanmaya karşıyım. O gün sevgili izleyicimin bir tanesi beni uyardı. Teşekkür ediyorum. Evet. O günkü yemeğe o yağ gerçekten biraz fazlaydı. Şimdi bunu şöyle bu şekilde şeritler halinde kesiyoruz. Sevgili izleyicilerim bakın şöyle birer top şeklinde koyuyorum. Bakın böyle dolu dolu koyalım ki güzel olsun böreğimizin içi. İşte bak böyle. Bakın böyle güzelce ne? Üçgen yapmak çok zor değil. Aslında kolay yani. Böyle bu da burada dursun. Bakın bunu da ters taraftan yapıyorum üçgen olarak. Yani illa hep bir taraftan saracağınız diye bir kural yok. Tamam anne. Yan tarafınız ne tarafa gelirse o tarafa yapabilirsiniz. İlk. Oynayacaktım da bağırırsın diye oynamadım. Tepsimizi getirdik. Başını getir, makasımız var ki. Tut şunu. Sadece kendine zarar verirsen razıyım. Bilmiyorum ben bir şey diyemiyorum ama. Ben de demiyorum sana bir şey. Allah yar ve yardımcımız olsun. Senden işim var benim. Sevgili izleyicilerim. Bu kız bende simetrik olmamı istiyor. Ama ben simetrik değilim. Ben de simetriyim. O yüzden çakışıyor seninle. Ama ben simetrik ben yapamam. Simetrik olmayan her şey benim gözüme batıyor. Nasıl pişireceğim? Allah Allah. Öyle yani yok eğriymiş yok doğruymuş. Allah ne verdiyse gücüm neyse o. Onun dışında bir şey yok. Bu
Gülmaz. Seni memnun etmek için de elimden gelen her şeyi yapıyorum ama maalesef seni memnun edemiyorum. Evet. Sağ oldum. Bu benim kızdan çektiğimi siz bir bilseniz. Çok. Şöyle var ya, hayatta buraya da bırakır kaçarsın. Tamam. Tepsiyi ver oğlum. Yavaş git. Açmadıca. Ah, kes. Ya da keseceğinle kes sen bilirsin. Böylece 3 kaşık içine sürdüğümüz yağdan mı koyduk annenin içine? Evet. Tamam. Sevgili izleyicilerim, şöyle tepsimizi biraz düzenlemeye çalışıyorum. Hani şiştiğinde şöyle bir 5 dakika bekleteceğiz. Fırında mı? Evet, mayalansın diye. Fırını ısıtacağım şimdi. 5 dakika kızım. Tamam. Şöyle süreceğiz. Her yerine değecek şekilde. Hamurlar hala kabarıyor. Evet. Şişiyor onlar. Şiştikçe şişiyorlar. Şimdi sevgili izleyicilerim, bugün benim vaktim olmadığı için fırını ısıttım. 5 dakika ısıttım. Sıcak fırında bunu şöyle 5 dakika bekleteceğim. Niye? Çünkü bekleme zamanım yok. Eğer bekleme zamanınız olsaydı, fırını ısıtmadan da dışarıda 10-15 dakika bekletseydiniz yine çok güzel kabaracaktı. Ama benim şu anda bekletmek zamanım olmadığı için sıcak fırında 5 dakika bekleteceğim ve o 20 dakika beklettiğiniz kadar da güzel şişecek. Üzerlerine beyaz susam ekliyorum. Ve bir yandan da çörek otu. %100'e getir. Tamam. 200 derece fırında pişireceğiz. Hepsi güzel pişmiş. Hepsi birbirinden daha güzel efsane pişmişler. Efsane. Gayet güzel. Efsane. Mükemmel. Çıtır çıtır bak. Eğer yarın herhangi bir şey olmazsa annemin size sürprizi var.
çıtır çıtır böreğimiz oldu bakın. Hem pratik hem güzel hem çok besleyici. Hem de gösterişli. Evet. Yani bunu oklava kullanmadan da yapabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim bakın gayet güzel ve mükemmel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Beni izlemeyi unutmayın, abone olmayı lütfen unutmayın. Bir tanesini şöyle çok sıcak ama yine de size bir parçalayayım. İçinin pişip pişmediğini de görelim lütfen. Bakın içi gayet güzel pişmiş. Evet. Ve tel tel bakın. Çok güzel. Efsane. Gayet de güzel pişmiş. Sevgili izleyicilerim bakın gayet güzel ve mükemmel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Beni izlemeyi unutmayın, abone olmayı lütfen unutmayın. Bir tanesini şöyle çok sıcak ama yine de size bir parçalayayım. İçinin pişip pişmediğini de görelim lütfen. Bakın içi gayet güzel pişmiş. Evet. Ve tel tel bakın. Çok güzel. Efsane. Gayet de güzel pişmiş. Bakın sevgili izleyicilerim. Bu şekilde de servis yaparak tüketebilirsiniz. Bak çok güzel ve nefis olacağından emin olabilirsiniz. Şimdi üzerine de şöyle. Bakın çok güzel ve nefis oldu. Bakın. Ana yemek gibi. Evet. Yani sade bir börek olarak değil, bir mantı olarak da tüketebilirsiniz. Elindeki bıçak tereyağı bıçağı gibi bir bıçak. Hayır, çok da güzel bak. Bakın sevgili izleyicilerim, çok güzel oldu. Nefis bir tüketim. Afiyet olsun. Götürdün öğlen yemeğini. Yiyenlere afiyet olsun. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara da kolay gelsin. Ben izlemeyi unutmayın. Fotoğraf çekilecek her yerini aldın. Afiyet olsun herkese.